esenlik getirir. 8. Bölüm. Filipliler 4:6-7'de şöyle yazılıdır. Hiç kaygılanmayın. Endişeniz olmasın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvarsak şükranla bildirin. O zaman her türlü kavrayış aşan Tanrı'nın esenliği Mesih İsa aracıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Bu her tür kavrayışı aşan esenlik yaşanacak harika bir şeydir. Yaşadığınız tüm olaylardan dolayı sinirlerinizi alt üst olması, panik, kargaşa ve kaygı içinde olmanız gerekirken açıklanamaz bir esenliğe sahip olmanız harika bir deneyimdir. Dünya bu tür bir esenliğe sahip olmak için uğraşmaktadır. Bunu satın alamazsınız. Satılık değildir. İsa'nın ücretsiz verdiği bir armağandır. Onu Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde ve onun ilkleriyle yaşamayı öğrendiğinizde bu esenlik sizindir. Adama duası, yükünüzü sizden alıp İsa'ya veren güçlü bir duadır. 1. Petrus 5:7'de bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o size kayırır diye yazılıdır. 1. Petrus 5:7'nin başka bir çevirişi de şöyledir. Tüm kaygınızı, tüm sıkıntı, kaygı ve tasalarınızı ona bırakın, atın. Çünkü o sizi düşünür. Ne büyük bir ayrıcalık. Birçok Hristiyan bu imkana sahip oldukları halde onu hiç kullanmıyor. Bütün endişelerinizi ona bıraktığınızda oluşan esenliğin tadını çıkarıyor musunuz? Buradaki atmak sözcüğü fırlatmak ya da kuvvetli fırlatmak anlamına gelir. Bunu ne kadar çabuk yaparsanız o kadar iyi olur. Bunu dua aracıyla yaparsanız sorunlarınızı onun sevgi dolu ilgisiyle teslim edin. Bunu kutsal ruh sizi kaygılamaya ya da esenliğinizi yitirmeye başladığınızda dair uyardığı an yapın. Şeytan sizi endişe etmenizi ister. 1. Petrus 5:9. İblise karşı saldırmaya başladığı an direnmemiz gerektiğini söylüyor. Birkaç gün üzerinizde çalışması için fırsat vermeyin. Karşı koymak için ne kadar beklerseniz şeytanın üzerinizdeki pencereleri size o denli güçlü kavrayacaktır. Sonra özgür kalmak daha zor olacaktır. Endişe ettiğiniz farkına varır varmaz endişe etmeyi reddedin. Durum yarattığı endişeyi Tanrı'ya atın. Düşünme kalbinizi değiştirin. Kaygıları atma ve endişelenmeme ilklerini ilk öğrendiğim zamanlarda düşünüş biçimimin yanlış olduğunu biliyordum. Bu konuda çok sıkıntı çektim. Hatırlıyorum. Rabbe insan nasıl olur da bir konuyu düşünmez diye sordum. Çünkü endişe etmek için sorunu düşünmemiz gerekir. Karar vermek için bir konu hakkında düşündüğünüz zaman bu konuda olumsuz değil, olumlu bir şekilde düşünmemiz gerekir. Sorunuz konusunda olumsuz değil, gerçekçi olmanız gerekir. Bir sorun hakkında düşünmemek nasıl mümkün olabilir diye sorduğum İsa'nın bana ne dediğini hala canlı bir şekilde hatırlıyorum. Çok basit Joyce, sadece başka bir şey düşün dedi. Anlıyor musunuz? Sorun olmayan başka bir şey hakkında düşünürsünüz, sorun hakkında düşünmezsiniz. Filipliler 4:6 kaygılanmamamızı bunun yerine dua etmemizi söylüyor. 7. ayet eğer 6. ayetin söylediğini yaparsanız her kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliğe sahip olacaksınız anlatıyor. 8. ayet şöyle yazılıdır.
Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Şimdi esenlik dolu bir yaşamın, kutsanmışlığının ve mutluluğun tadını çıkarabilmeniz için Tanrı'nın size bu ilkleri kendi hayatınızda uygulamaya koymanız için Kutsal Ruh'un gücü olan lütfü vermesi için dua ediyorum. Ayrıca Tanrı'nın size sizi kendi önürü ve yüceliği için kullanmakta bol fırsat vermesi için de dua ediyorum. Kurtuluş Duası. Tanrı sizi seviyor ve sizinle kişisel bir ilişki kurmak istiyor. Henüz İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz, şimdi bunu yapabilirsiniz. Şimdi yüreğinizi ona açın ve şu duayı edin. Göksel Baba, sana karşı günah işlediğimi biliyorum. Lütfen beni bağışla. Beni temiz kıl. Oğlun İsa Mesih güvencime söz veriyorum. İnanıyorum ki o benim yerime öldü. Çarmıhta öldüğünde günahlarımı kendi üzerine aldı. Yine inanıyorum ki o ölümden dirildi. Şimdi İsa Mesih'e hayatımı teslim ediyorum. Göksel Baba, bağışladığın ve sonsuz yaşam armağanın verdiği için teşekkür ederim. Senin arzu ettiğin gibi yaşamam için lütfen yardım et. İsa'nın adıyla amin. Eğer yürekten dua ettiyseniz, Tanrı sizi kabul etti, temiz kıldı ve ruhsal ölümün tutsaklığından azat etti. Zaman ayırıp aşağıdaki kutsal kitap ayetlerine bakın ve onunla yürüyeceğiniz yeni yaşamınızda Tanrı'nın size konuşmasını isteyin. Yuhanna 3, 18 Efesliler 1-4 1. Yuhanna 1-9 1. Yuhanna 5-1 1. Korintiler 15-3 ve 4 Efesliler 2-8 ve 9 1. Yuhanna 4-14-15 1. Yuhanna 5-12-13 Tanrı'ya sizi Mesih'le olan ilişkinizde büyütecek kutsal kitap temelli bir kilise bulmakta yardım etmesi için dua edin. Tanrı her zaman sizinledir. Size önderlik edecek ve sizin için hazırladığı bol yaşamı nasıl yaşamanızı gerektiğini gösterecektir. Yazar hakkında Joyce Meyer Tanrı sözünü 1976 yılından beri öğretmektedir. 1980 yılından beri de Rabbin hizmetinde tam gün çalışmaktadır. St. Louis, Missouri'deki Life Christian Center'de yardımcı önder olarak Tanrı Sözünde Yaşam adlı haftalık bir toplantı oluşturmuş, koordine etmiş ve burada öğretmenlik yapmıştır. 5 yıldan uzun bir süre sonra Rab bunu sona erdirmiş ve onu kendi hizmetini kurmaya ve ismini Tanrı Sözünde Yaşam aşı koymaya yönetlemiştir. Joyce'un Tanrı Sözünde Yaşam adlı radyo programı ABD'nin her yerinde 250 radyo istasyonda yayınlanmaktadır. Joyce Meyer'in 30 dakikalı Tanrı Sözünde Yaşam adlı televizyon programı 1993 yılında başlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde ve birkaç yabancı ülkede yayınlanmıştır. Öğreti kasetleri uluslararası düzeyde dinlemektendir. Kendisi Tanrı Sözünde Yaşam konferansları düzenleyerek ve yerel kiliselerde konuşmalar yaparak sık sık seyahat etmektedir.
Joyce ve Tanrı sözünde yaşamın işletmecisi olan kocası Dave, 31 yıldır evliler ve 4 çocukları var. Çocukların 4'ü de evli, eşleriyle beraber. Dave ve Joyce ile birlikte bu hizmeti çalışmaktadırlar. Joyce ve Dave, St. Louis'in bir sayfiyesi olan Fenton, Missouri'de oturmaktadırlar. Joyce hayatındaki çağrının inanlıları Tanrı sözünde sağlamlaştırmak olduğuna inanmaktadır. İsa köleleri özgür kılmak için öldü. Fakat birçok Hristiyanın günlük yaşamında ya çok az bir zafer vardır ya da hiç yoktur. Demektedir, yıllar önce kendisi de aynı durumda bulunmuş olan ve Tanrı'nın sözünü yaşamına uygulamakla zaferli bir yaşam sürme özgürlüğüne kavuşmuş olan Joyce tutsakları özgür kılmak ve kulleri güzellikle takaş etmek üzere donanmış olarak yola çıkıyor. Kaynak kataloğu ve hayatınızda tam şifa getirmek için size gereken kasetleri nasıl alabileceğiniz konusunda daha çok bilgi için Joyce Meyer'in ofisine yazınız. Katalog ve kasetler İngilizce olarak mevcuttur. Sadece Çöl Düşüncüleri başlıklı VCD'yi Türkçe olarak yaşam hizmetlerinden satın alabilirsiniz.